Amerika'daki Dışişleri Bakanı değişiminin bir keskin köşeli değişim yaratacağını düşünmüyorum. Yani sonuçta bu bir görev değişimi ve Amerikan Başkanı çok fazlasıyla geldiğinden beri çok insanı yerinden aldı ve yeni insan getirdi. Ve burada da Amerikan sistemi bir başkanlık sistemi. O nedenle bizim aslında muhatabımız ya da tüm devletlerin muhatabı Amerikan Başkanı. o yüzden Dışişleri Bakanı da ya da Savunma Bakanı da diğerleri de doğal olarak onunla uyumlu olduğu sürece bu görevde kalabiliyor. Demek ki bu aşamada Tillerson'la e, Trump'ın çizgisinde uyumsuzluk oldu. Daha tehlikelisi bizim için o anlaşmanın daha ilerlediği bir aşamada Dışişleri Bakanı'nın değişmesiydi. Ben Türkiye açısından bu anlaşma daha başındayken Dışişleri Bakanı'nın değişmesinin Türkiye açısından da Amerika açısından da çok daha doğru olduğunu ve uygun olduğunu düşünüyorum. Yani yeni Dışişleri Bakanı'nın formasyonuna baktığım zaman aslında altını çizmek lazım. CIA kökenli diyoruz ama aslında bir askeri eğitim kökenli kişiden bahsediyoruz. <laughs> hukuk fakültesi mezunu hem de iyi bir hukuk mezunu. Ve arkasından da bürokrat görevi yapmış. Yani sonuçta aslında bugünkü de eski dışişleri bakanından çok daha devlet tecrübesi olan biri. O nedenle Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi Parti içinde de aslında radikal kanatta olan biri. O nedenle hem parti damarını biliyor hem devlet damarını biliyor. O yüzden de bu dışişleri bakanının Trump'la hem aynı çizgide olduğu ama aynı zamanda da Trump'ı daha devlet çizgisine daha doğrusu devletin mekanizmalarına getirebileceğini umuyorum. E, asker formasyonlu olduğu için Savunma Bakanı'na dikkate aldığımız zaman Membiş'te ya da Türkiye'nin kaygılarını daha iyi anlayacak bir adam. Ve bunu Trump'ı daha iyi razı edebileceği düşüncesindeyim. O yüzden eğer biz bu Dışişleri Bakanı'yla bir ilerleme kaydedersek Tillerson'a göre daha kalıcı ve Trump'ı daha ikna edici bir çözüm olacaktır. Türkiye ile ilgili olumsuz yargıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olumsuz ifadeleri vardı ki daha sonra Twitter'dan bunları kaldırdı. Bunları da biliyoruz ama devlet öyle bir şey ki dışarıdayken konuşmayı devlete görevine geldiğinde izin vermez. Ben o yüzden yeni dışişleri bakanının da bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum. O yüzden de hatta daha yürüyebilir, daha olabilir ve daha adım atılabilir olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar uluslararası ilişkilerde kesin doğrular, mutlak doğrular yok ama elimizdeki veriler, kişilik özellikleri, formasyonu, Trump'la yakınlığı Cumhuriyetçiler içindeki konumu düşünüldüğü zaman bana göre e, gerçekten olumlu adımlar atılabilir düşüncesindeyim.